Merhaba sevgili seyirciler, saat 16. Günlerden bugün pazartesi, haftanın ilk programıyla, ilk haber kritiğiyle karşınızdayız. Fatih Ertürk bizimle beraber, Semra Topçu bizimle beraber. Günün gelişen haberlerinin perde arkasını yorumlamaya çalışacağız arkadaşlarımızla beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ram Bey. Bu arada öyle hayırlı açtınız ki programı, hayır olsun dedim ben de, bir sıcak gelişme, hemen ona bakıyorum. Disiplin Kurulu toplanmıştı ya, onunla ilgili, CHP Disiplin Kurulu ile ilgili Öztürk bilgi notu Yılmaz geçtiler. Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol. Evet, şimdi bakıyorum, Öztürk Yılmaz hakkında yetkili organ kararlarına aykırı davranmak, partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmakla, partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak, Gürsel Erol hakkında da yetkili organ kararlarına aykırı davranmak fiilleri nedeniyle tedbirli olarak gruptan kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarını öngören grup kararı görüşüldü. İki milletvekiline tedbir kararına 3 gün içinde itiraz edebilecekleri belirtiliyor ve yazılı savunmaları 7 gün içinde iletmeleri gerekiyor. Yazılı savunma alacak. Disipline verilmeden savunmalar istenmiyor muydu? Valla gelen bilgi notunda hani, tekrar bakıyorum, yanlış bir şey mi okudum bir diye. Bir suçlamada bulunup eğer disipline yollanacaksan önceden savunması alınması gerekmiyor. Gruptan kesin, belki orada başka işliyordu. Gruptan kesin çıkarma cezası tırnak içinde verilmiş. Gruptan kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarını öngören karar görüşüldü diyor. Yönetim kurulu kararları görüşüldü. Ve 3 gün içinde itiraz edebilecekler, 7 gün içinde de savunma verebilecekler diyor. Yani bir haftalık bir süreçte iki milletvekilliğinin ihracı konusu gündeme gelecek demektir bu. Fatih, bir tercüme etsene şunu. Ya milletvekilleri grup disiplin kurulunca genelde... Gruptan ihraç, evet. Partiden ihraç değil ama CHP milletvekili olarak görev yapamamak anlamını taşıyor değil mi? Tabii canım. Milletvekiline ihraç değil de Cumhuriyet Halk Partisi'ne... Bir parti üyesi olarak hiçbir bağının kalmaması anlamına geliyor yani o. Açık yani bağımsız olarak. Milletvekili olacaklar. Savunmalar uygun görülmezse. Yani tabii bağımsız milletvekillerini sürdürecekler ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yıl boyunca bu karar yani geçerli, yani kesin disiplin suçuyla kesin çıkarılma kararı alırsa süresiz. Ama bir yıl hiçbir şekilde itiraz edemiyorlar zaten buna. Dava açmaları lazım yeniden dönmeleri için. Dava açmaları için de yani elinlerinde bir gerekçe olması lazım. Gerekçe, siyasi partili yasasına göre mesela Öztürk Yılmaz'ın durumu daha zor Gürsel Erol'a göre. Ama bakalım yani itiraz mı edecekler, disiplin kurulu farklı bir karar savunma mı alacak? Savunma yapacaklar? Tabii. Mesela savunma vermeyebilirler. Yani savunma için süre tanıdı ama ben mesela bugün Öztürk Yılmaz'da öyle bir ben izlenim aldım. Yani savunulacak bir hata yapmadım diyor. Ben doğruları konuştum üslubu dedi. Üslubu çok eleştirildi yalnız, onu belirtelim. Öztürk Yılmaz'ın üslubu hiç parti yani disipline falan uyan bir üslubu değil. İtiraz hakları var, bir hafta içinde de savunmalarını verecekler. Yani bu yani geri dönüşü olan bir yol değil bu. Hani kınama olur, şey öyle olur. Öyle görünüyor. Yani. Bir de kesin ihraç istemli disipline sevk edilmelidir zaten. Tedbirli sevk edilmeleri zaten üyelik haklarının askıya alınması anlamına geliyor. Evet, yani CHP'nin grup toplantılarına falan katılıp siyasi faaliyette bulunamazlar. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi adına tedbirli gönderildiği için. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi adına bundan sonra hiçbir işlem, eylem yok. Cumhuriyet Halk sonuç, karar sonuçlanıncaya kadar, karar sonuçlanır da zaten ihraç kesinleşirse bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edecek. İki milletvekili de yalnız bir arada tutmamak lazım. İkisinin ayrı ayrı çünkü. Birisi sadece Gürsel Erol'un ki sadece yetkili organ kararlarına aykırı davranmak. Diğeri ise hani birçok şey saydım demin. Bunun yanı sıra partide aldıkları görev ve sorumlulukla bağdaşmayan tutum davranış, parti temel ilkelerine aykırı siyasal çalışma, eylemlere ve çalışma ve eylemlere katkıda bulunmak herhalde bir de incitmiştir genel başkana üslubu Öztürk Yılmaz'ın. Hani onu ayrı tutmak lazım Gürsel Erol'dan bu durumda. Tabii çünkü bir kınama cezası aldı zaten Gürsel Erol. İkinci cezası olacak bu. Yani kınama cezası devam ederken ilk defa ben disiplin kuruluna tekrar sevk edilen bir milletvekili gördüm. Yakın dönemde yok böyle bir örneği. Öztürk Yılmaz da ikinci kez disipline sevk edildi. Yani bir disipline sevk edildi, kesin ihraç istemli. İkinci kez de kesin ihraç istemli disipline sevk edildi sonradan. Şimdi MYK üyesi ve genel başkan yardımcısıydı. Yani o süreç içinde böyle bir hakkında kesinleşmiş bir disiplin kararı yok ama... Hayır, bu süreçte.
bu süreçte. Şunu Türkçe ezan tartışmalarından sonra kesin İhraç İslam'ın riskine sevk edildi. İkinci kez değil. Sonraki açıklamaları nedeniyle işte birkaç gün geçtikten sonra anladım bir ama daha. İkinci kez değil. Ek olarak bunu sundu grup bugün. Yani zaten kesinleştirdi. Grubun nasıl sunduğunu bilmiyorum. Aha, yani, ama basına yansıyan kadarıyla söylüyorum. Yani iki kabahat birleştirildi. Oldu. Evet, genel başkana yaptığı konuşmalar bu ilkiyle birleştirildi. Yani tekrar disipline ezan tartışması ayrı partiyle uyuşmayan bir tartışma başlattı ve partiye zarar veren bir tartışma diye ezan tartışması o ayrı. Sonrasında da ona yönelik tepkiler oluşunca genel başkanı direkt hedef alan ve gerçekten hani hiç genel başkanla bir partili arasında yaşanmayacak bir üsluptu bana göre. O üslup üzerine de ayrıca bence problem tabii ki. Evet, onun için başlıklar atmış, belli birleştirmişler. Bugün Öztürk Yılmaz'ın 11.30 bir basın açıklaması vardı. Onu da iptal ettiğini hatırlatalım. Yani şöyle... Yapmadı o basın açıklamasını ama herhalde bu karardan sonra bekledi, yapacaktır. Bunu bekledi. Bunu çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek zaten. Bugün belki yapabilirim dedi. Yani bir sonuçlara bir bakalım dedi. Çünkü bugün gazetecilerin takibindeydi Öztürk Yılmaz. Haklı olarak yani bu dava nasıl gidecek diye. 142'ye iner CHP'nin milletvekili meclisteki sayısı... Bağımsız bir milletvekili var zaten İYİ Parti'den Fatih Çeker. Biliyorsunuz istifa etti. Bağımsız kaldı İstanbul milletvekili. 3'e çıkacak bu durumda eğer ki gerçekleşirse. Disiplin kurulu kesin ihraç kararı alır da. Bu karar uygulanırsa ki tedbirli olarak sevk edilmeli zaten. Kısmen partiden bağlanmış şu andan itibaren koptuğu anlamına gelir. Yani sonrasında kesin kararı da bir hukuk ya da bir anlamda parti içi yargı organı olan parti içi hukuku, siyasi parti esasına göre gerçekleştirileceğin disiplin kurulları. Onlar son kararı verecekler, savunmalarını alacaklar. Bir hafta içinde bitirirler bu işi. Bu biraz yerel seçimler öncesinde gereksiz bir konu bence. Hani bunu konuşuyor olmamız tabii ki gerekli ama bunu konuşuyor olmamız tabii ki şart. Fakat bu tartışma ve arkasından CHP'de böyle bir görüntü oluşması beni rahatsız ediyor. Yerel seçimlerle ilgili hani adaylar konuşuluyor. AKP bugün günü uzattı değil mi? Adaylık süresini uzattı. Onlar belli bir standartta işte CHP, HDP yansıtırız. Şöyle yaparız, böyle yaparız diye stratejiler geliştiriyorlar. Seçimi nasıl kazanacaklarına, üç büyük şehri özellikle nasıl alacaklarına, Cumhur İttifakı'nın yerelde sağlanamadığı gerçeğiyle karşı karşıyayken stratejiler belirliyorlar. CHP'nin uğraştığı konunun bu olmaması gerekir diyor diye düşünüyorum. Ki çarşamba günü bir 150 parti aday parti meclisinde açıklanacak. Hani biliyoruz bazıları bildik şeyler. Mesela Çankaya, Yeni Mahalle, işte İstanbul'dan bazı yerler. Evet, onlar yerlerini bekleniyor koruyor hani gibi. Onların artık yerini ama koruyanların daha ziyade büyük şehirle diğer il belediye başkanlıklarından yarısının neredeyse değişeceği şeklinde de kulis bilgileri var. Çekleri. Eskişehir, Aydın bunlar herhalde açıklanacak sürpriz olmayanlar. Onlar yerlerini koruyor gibi görünüyor. Bu arada Ankara'yla ilgili Mansur Yavaş üzerinden çok ilginç açıklamalar gelmeye başladı. İsterseniz hani laf oraya gelmişken konuşalım Mansur Yavaş'la. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener övücü sözlerle Mansur Yavaş'tan söz ederek adayımız olmasını Ankara için isteriz dedi. Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir röportaj var. Orada Mansur Yavaş'tan olumlu ifadelerle söz etti. Hem CHP yönetiminin hem CHP'lilerin sempatiyle Ankara için baktığı biri olarak nitelendirdi. Bunun üstüne Mansur Yavaş'ın bir tweet'i oldu, tweet dizisi. O da diyor ki öz olarak rozetsiz biri olmalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani parti rozetinden söz ediyor elbette. Mansur Yavaş'ın daha sonra satır arasına gizlediği açıklamalar var. Onlarda da İyi Parti ile CHP'nin ortak adayı olarak seçimlere girmek gibi bir temel niyeti var Mansur Yavaş'ın. Galiba gerçekleşecek gibi görünüyor. Siz o, Mansur Yavaş rozetsiz işareti vererek şimdi bir tuhaflık var zaten. Mansur Yavaş daha önce 2014'te neydi? CHP'nin adayıydı. Ondan ne kadar zaman sonra? 2 ay falan sonra mı rozeti çıkardı hemen? Olmadı. %1.1'lik miydi? Çok ufak. Bir dilim. Onda da hani sandık seçimi hediyeleri falan tartışmaları vardı. Onu da hatırlayalım. Aynen. 44-43 böyle bir civarında bir farkla. En son hatta gece 12'den sonra
sonra bir Gökçek operasyonu diye iddialar, şaibeler gündeme geldi. Özellikle Çankaya bölgesinde bazı sandıklarda oynandığına dair iddialar gündeme geldi. Ama ne olursa olsun nihayetinde Mansur Yavaş CHP rozetini de hemen çıkardı akabinde diyebiliyoruz. Bu durum CHP'lileri de rahatsız etti. Şimdi yeniden Mansur Yavaş denirken Meral Akşener İYİ Parti olsun diyor. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü benim gördüğüm kadarıyla Hürriyet gazetesindeki söyleşisinde iki isim öne çıkmış. Biri Ekrem İmamoğlu, biri de Mansur Yavaş. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi evet, için. Evet. Ekrem İmamoğlu İstanbul için. Ankara'da da Mansur Yavaş ismi öne çıkmış. Mansur Yavaş da beni rozetsiz yani ortak aday gibi gösterin diyor. Ne olur bilmiyorum ama sonuca ilişkin hani bu rahatsızlık yaratabilir. Çünkü CHP sonuçta güçlü bir parti, büyük bir parti. O CHP'nin adayının çıkıyor olması gerekir diye düşünürüm ben. Ne dersin Fatih? Yani şimdi bir kere bir belediye başkan adayının rozeti olmamalı lafı hangi partiden aday olacaksa o partiye bir hakarettir. Yani ne demek rozeti olmamalı? Yani niye şimdi Melih Gökçe'nin rozeti yok muydu? Kadir Topbaş'ın rozeti yok muydu? Yılmaz Büyükelçin'in rozeti yok muydu? Özlem Çerçioğlu'nun rozeti yok mu? Yani bu senin dediğin gibi beni ortak aday gösterin şeyinin kibarcası bu İYİ Parti ile beraber. Ama bir siyasetçinin bu kadar bulunması Hint kumaşı gibi biraz şımartıldığını görüyorum ben. Yani bu evet. Bu iyi bir şey değil. Kılıçdaroğlu'nun yani sözlerini okuyayım. Hani tam söylemezsek yanlış anlaşılmalara yol açabilir diye okumayı tercih ettim. Hürriyet gazetesine verdiği röportajdan. Diyor ki Mansur Bey partililerimiz tarafından da Ankara halkı tarafından da sevilen bir kişi. Şimdi Ankara halkının tarafından sevilen kişi olması oya dönüştüğünde yüzde kaçtı? %43. 43.8. 43.8'di. Ankara halkının o kadar oranında sempati kazanmış, oyunu almış Mansur Yavaş. Bundan önceki yerel seçimlerde değil mi? Hı. Partilerimiz tarafından da sevildiğini ifade ediyor. Yani onu CHP teşkilatlarına sorarak mı Ankara'da böyle bir kanıya vardı Sayın Kılıçdaroğlu onu bilmiyoruz tabii de. Öyle bir şey var, düşüncesi var. Mansur Bey ile ilgili bir sorunumuz yok. Yani Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yönetiminin Mansur Yavaş ile ilgili bir sorunu yokmuş. Asıl mesele Ankara'nın dürüstçe yönetilmesi, Ankara'nın çağdaş cumhuriyet kenti kimliğine kavuşması. Bizim için kamu yönetiminde dürüstlük çok önemli ve kendisi dürüst biri. Bizim istediğimiz, düşlediğimiz Ankara'yı hayata geçirebilecek bilgi birikimine de sahiptir Sayın Yavaş diyor. Daha, sanki o taraftan bakıldığında Ankara için Mansur Yavaş tamam. Daha ne desin Rami ya? İyi Parti, İyi Parti de bizim adayımız ol dediğine göre hani tabanda ittifak, liderler arasında bir diyalogla resmiyete dökülmüş bir şey değil. Ama örneğin İYİ Parti Ankara'da aday göstermezse anlayacağız ki biz ya da düşük profilli bir aday gösterirse anlayacağız ki biz Mansur Yavaş'ı destekliyor. MHP'nin adayı da önemli. Rami Bey burada benim çekincem şu. Mansur Yavaş 2014'te MHP ve CHP'nin oylarını aldı Ankara'da. İkisi birlikte çalışıldı ve de yani iki teşkilat ki eleştirildi. Kimi yerde MHP'liler yoktu dendi, kimi yerde CHP'liler yalnız bırakmıştı dendi. Ama iki ayrı partinin, örgütünün bir arada kampanya yürütmesine tanık olduk 2014'te. Mansur Yavaş orada 43.8 aldı. AKP'nin Gökçe'yi ise 44.9 görünüyor. Şimdi şaibesi var her seçimde olduğu gibi bu seçimde de şaibesi var. Ondan yana değilim ama şu var. Benim çekincem şu, şimdi MHP ikiye bölündü. Merkez parti görünümü sağlamaya kendine çalışsa da İYİ Parti'nin 7'lik, 7-8'lik, MHP'nin 7-8'lik oyu var baktığımız zaman. Hani son seçimde gördüğümüz orantıya bakarak söylüyorum. MHP Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini ama yerel seçimde ittifak olmadığını söyleyerek Mansur Yavaş'a MHP tabanı sıcak bakabilir. O bir iyi hesaplanması gereken bir durumdur. Dolayısıyla o zaman Mansur Yavaş'ın seçilme ihtimali olur. Ama onun dışında Cumhur İttifakı ki Bahçeli'nin af teklifini meclise sunduk demesi Cumhur İttifakı ile yerel seçimi sıcağı sıcağına hala örtüştürme çabası sergilediğini bana göre gösteriyor. Bu durumda böyle bir durumda Ankara adayı Süleyman Soylu olursa MHP'liler ona sıcak bakar mı bakmaz mı? Arka planda onun gizli görüşmeleri var mıdır yok mudur? Bütün bu hesaplar etkiler bu durumu ve MHP oyları gelmezse eğer Mansur Yavaş MHP oyları gelmezsenin ötesinde AKP ile birlikte kullanılırsa o zaman Mansur Yavaş işi biraz yaş üstelik de Kürt oyları Ankara'da devre dışı kalmış olur.
Tabii bir sürü siyasi hesap yapılıyordur da Ankara'da AKP'nin adayının büyük ihtimalle eski bakan ve eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Özaseki olacağı diyorlar, şeklinde evet. De giderek netleşen bilgiler geliyor. Cumhurbaşkanı çağırmış Özaseki'yi, Ankara için hazırlan demiş diye bilgiler var. Yani Özaseki karşısında da Mansur Yavaş olursa çok da şaşırmayalım. Yani ikisinin arasında geçecek bir Ankara Belediye Başkanlığı yarışı. Ha, karşısındaki aday da önemli işte Mansur Yavaş'ın. Şimdi şu önemli abi, kimin belediye başkanı seçildi değil, senin partinin belediye başkanı mı seçildi diye bir tartışma. Yani bir belediye başkanı seçiliyor ama rozetsiz, kimliksiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı diyebilecek misin? Yani bir Atatürkçü, cumhuriyetçi, yani bir yerel yönetime, sosyal demokrasinin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi genetik özelliklerini taşıyacak bir belediye başkanı mı? Mesela örnekleri var bunun. Mesela Hatay Cumhuriyet Halk Partisi sözü ama ne kadar senin belediye başkanı? Mesela Eskişehir, Hatay yerini koruyacak belediye başkanlarından birisi söyleyeyim de. Eskişehir Belediye Başkanı mesela. Hatay'a konu geldi. Hayır, Eskişehir Belediye Başkanı mesela bu partinin genlerini taşıyan bir belediye başkanı. Şimdi burada ama belediye meclis üyelikleri de önemli. Onun hani altyapısı sağlanır da belediye meclis üyelikleri ana... Ne anlamı var belediye? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun kadroyu kuracak olan belediye başkanı. Sözlerini bir kere daha okuyorum. Diyor ki asıl mesele Ankara'nın dürüstçe yönetilmesi. Rozet'ten, CHP'nin belediye başkanından falan söz etmiyor. Bak okuyorum. Asıl mesele Ankara'nın dürüstçe yönetilmesi. Ankara'nın çağdaş cumhuriyet kenti kimliğine kavuşması. CHP'li belediyeden söz etmiyor ki. Yani Cumhuriyet Halk Partili olsa dürüst yönetmeyecek mi yani? Anlamadım. Dinle. Canım tersten okuma o kadar da. Ha. Bizim için kamu yönetiminde dürüstlük çok önemli ve kendisi dürüst biri. Bizim istediğimiz, düşlediğimiz Ankara'yı hayata geçirebilecek bilgi birikimine de sahiptir Sayın Yavaş. İşte öyle demiş. Tabii işte Fatih de burada haklı Rahmi Bey bence. Kim olduğu önemli. Dürüst dersek o zaman Ovacık Belediye Başkanı'ndan dürüstü yok. Adam bütün harcamalarını belediye binasına asıyor. Getirelim yani, ona aday yapalım yani. Tunceli'de de belediye başkanı adayı TKP'den. Misal Ovacık Belediye Başkanı derken. Büyük ihtimalle de kazanır. Tabii başka etkenler de var. Bence şu da etkili olmuş olabilir. Geçen hafta AKP ile ilgili bir kulis yayınlandı. Hürriyet'in galiba Nuray Babacan'ın haberiydi. Bir anket yapıldığına dair. O ankette bazı isimler öne çıktı. O isimlerden biri de Ankara halkının karşılık verdiği, itibar ettiği isimlerden birinin Mansur Yavaş olduğu görünmüştü o ankette. Hani AKP'nin anketinde çıktığı için yeniden değerlendirme potasında güç kazanmış olabilir Mansur Yavaş diye düşünüyorum. Ya affedersiniz, Mansur Yavaş'ın daha önce yaptığı görevler nelerdir? Beypazarı belediye başkanlığı. Parti mesuliyetine çağrıldı. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne işim vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi o tarafını bırak siyasetini. Daha önce... Hayır, ben söylüyorum size bunu. Yani. Kaç yıl önce şimdi hatırlamıyorum da Beypazarı Belediye Başkanı'ydı. Tamam, Beypazarı'na şekil verdi, turizme açtı, o şehir merkezindeki tarihi yapılarla ilgilendi, kadınları hayatın içine soktu, hani bütün bunları yaptı. Hala o tezgahlarda emeklerinin ürünlerini satarak aylık geçimlerine önemli katkıda bulunuyorlar. Özellikle Beypazarı'nda kadınlar çok sever Mansur Yavaş'ı falan. Yani... Ama şöyle bakmak lazım. Ankara'yı kim alacak? Sonuçta yereliyle beraber düşünüyoruz. Ankara'yı kim alabilir? Peki, yani bunun önceliğiniz araştırmaları... AKP'nin elinden Ankara'yı kurtarmak. Sonrasına sonra mı bakalım? O anlamda. Yok. Ben yine de hem elinden AKP'nin elinden kurtarılabileceğini hem de sonrasının da aynı anda işleyebileceğini düşünüyorum. Peki. Henüz... Seni iyimser gördüm bugün. Evet. Bugün çok iyimser. Öyle diyelim. O zaman İstanbul'a dönelim. Daha iyimser bir tablo var mı İstanbul'da? Ona bakalım. Ankara CHP'ye en yakın şehir gibi duruyor. Büyük şehirler içinde. İzmir'i konuşmuyorum. İzmir'i zaten CHP'nin elinden AKP alamayacak gibi görünüyor. Öyle bir şey var. Değerlendirme var. Genelde böyle bir değerlendirme var. İzmir ama, ve Muğla konusunda konuşmaya gerçekten gerek yok. Muğla'da da farkın kapanacak. Yine daha da önemli diyelim. Farkın kapanması İzmir ve Muğla'da mümkün değil. Ama diğer iller için bence Cumhuriyet Halk Partisi çok erken konuşmasın yani. Evet. Çünkü çok zor bir seçim olacak bu. Ben çoğu senin söylediklerinin bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılmıyorum. Şöyle, mesela Aydın'da ve Eskişehir'de işi çok zor partinin. Yani adayları, şu anki adaylar, mesela şu anki belediye başkanları başarılı. Ona kimse bir laf söylemeye hakkı yok. Ama
özellikle Aydın ve Eskişehir konusunda. AKP, MHP, Cumhur İttifakı hayata geçerse o illerde CHP zorlanır. Evet. Tereddütlerim var. Evet. Mesela Antalya, Mersin konuşuluyor, Adana konuşuluyor. Ben bu üç ilde de eğer AKP'nin MHP ile açık, gönüllü ya da farklı biçimdeki ben daha ittifakın ortadan kalktığını düşünmüyorum rağmen. Tabii yani, canım pazarlıklar sürüyor bence. Tabii tabii yani bir gizli pazarlık devam ediyor. Benim partiler görüşüme göre... Partiler arası görüşmelerin olması bence normal olsun da ayrıca da vatandaşlar da bence kendi aralarında konuşuyorlar. Daha önce Ankara'da öyle bir şey oldu, Adana'da oldu. Bütün partililer hani demokratik bizim kitle diyelim daha doğrusu stratejik oy kullanabilen bir kitle. Tabii. Dolayısıyla o her bulundukları bölgede bu kitle o stratejik oy hareketlenmesini yine yaratacaktır. Hangi partinin adayını daha güçlü görürse ya da kendisine yakın görürse ona yönelecek. Yani bunu ben çok da gizli pazarlık, kötü pazarlık gibi algılamıyorum. Onun altını çizmek isterim. Hayır, kötü yani. Pazarlık anlamında da söylemedim ben. Yani şu olabilir. Şimdi tabloya baktığın zaman anket yaptırıyor sürekli AKP. Eğer AKP ile MHP bir biçimde ittifak yaparlarsa Adana, Mersin, Hatay, Aydın tartışılır. Eskişehir'de sıkıntıya düşer parti. Benim gördüğüm bu. Ama bu dağınıklık, bölünme, İyi Parti'nin de sağı bölmesi parçalamasıyla biraz daha devreye gider, zorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut belediye başkanı biraz daha rahatlar. Yeni kazanılacak yerler için de avantajlar kazanır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Doğu Güneydoğu'da HDP'ye yakınlaşmasından çok ben İyi Parti ile belli ölçüde paslaşmasından yanayım. Yani ittifak demiyorum. HDP ile görüşme oluyor mu ittifak çerçevesinde şeklindeki bir soruyor. Milletvekilleri kendi aralarında görüşüyorlar ama siyaseten bir görüşme yok diye cevapladı Kılıçdaroğlu. Yani sonucunda partinin genel başkanıdır. Bu değerlendirmesini de doğru algılamak lazım. Milletvekilleri açık, hangi sıfatla görüşüyor? Mesela diyelim ki... Parlamentoda arkadaşlık ediyorlar canım, sohbet grup ediyorlar. Grup başkan vekili görüşürse İl bazlı ayrı... görüşmeler oluyordur. Ha, yani ama yani işte... O biraz AKP'nin tuzağına çekilmesi gibi bir siyasi partinin bir zor tablo Rami. Yani CHP ile HDP'yi aynı çerçevede göstermek Cumhuriyet Halk Partisi'ne yerel seçimlerde ne kazandırır, genel anlamda ne kaybettirir? Bunu iyi hesaplamak lazım. Bence burada yerel seçimlerde de yine kamuoyunu, bugün Kılıçdaroğlu'nun başlığı Hürriyet'te dikkat ettiniz mi? Suni gündem yaratıyor AKP evet. diye. O zaman CHP'nin yapması gereken gerçek gündemi yaratmak. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin belediyelerle ilgili haberi gerçek gündem. Bence yerel seçim konuşurken buradan konuşmamız gerekiyor. Bakıyorsunuz yandaş iktidar basınına, iktidar basını kayyum belediyelerinin, kayyum atanan belediyelerin aman ne güzel hizmet yaptılar diye böyle yağlıyor da ballıyor da haberleri görüyoruz. Ama işte borçları %85 artmış. 13 belediyede 196 usulsüzlük tespit edilmiş. Yine Sayıştay verilerinin bize sunduğu bilgiler. Kayyum atanan belediyelerde usulsüzlükler var. Kayyum atanan belediyeler borç batağına batmış. Şimdi bizim gündemi bunun üzerinde. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun dürüst başkan talebini de yatsımadan bunun da yerel seçimlerdeki gündemi belirleyen ana etmen olduğunu düşünmemiz lazım. Tabii burada şunu da vurgulayalım. Kayyum rezaletini görüyoruz. Medyanın da o İktidar medyasının da sefaletini görüyoruz yaptıkları haberlerle. Asıl haber işte burada kayyum borca batırdı. Yani gündemi yerel seçim gündemini burada tutmak lazım. Senin de söylediğin şeyi vurgulamak için söylüyorum Fatih. Yani gündemi şimdi... HDP, CHP işi değil bu iş. Bu iş işte borç batağı işi, kötü yönetim işi. Ekonomiyi bir anlamda da kriz ortamında batırma işi. Burada tutmak gerekiyor gündemi. O zaman CHP de kendi gündemini yaratsın. Onu vurgulamak istedim sadece. Anladım da. Şimdi gündem çok belli canım. Ekonomi cebimiz. Millet açlık sınırında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile işbirliğinde Doğu Güneydoğu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı çıkarması söz konusu mu? Ne olacak? Evet. Batı'da HDP'nin desteğine ihtiyaç olan iller başta İstanbul olmak üzere, Antalya biraz, Mersin biraz, Adana biraz, belki HDP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir oy desteği gelir ama peki geri kalan yerlerde ne olacak? Yani çok mantıklı ya da makul gelmiyor bana. Ama Fatih bir de şöyle bak, yani sonucunda bu şey yerel seçim, adı üstünde. Yerelde bu tür kendiliğinden partilerin oy kaymaları olabilir. Seçmen bunu algılayıp anlayıp
yereldeki adayın durumuna, pozisyonuna göre oy kaymaları olabilir. Türkiye genelinde değil de adı üstünde yerel seçim, yerelde bir tabanda ittifak diye çokça seslendirilen şey hayata geçebilir diye düşünüyorum. Diyarbakır'da %1,5 CHP'nin oyu. HDP'yle tamam canım, yani bu ne kadar oy kaybedebilir ki? Yani bu girdim seçimlere, tamam, ittifak CHP'ye da yaptın. Gitmedi o oy. Hı-hı. Tamam. Hı-hı. HDP'nin oyu. Öbür tarafta da İstanbul'da gitmeyeceği anlamını taşımıyor işte, onu diyorum. Yani ben, yerel değerlendirmeler yapılacak çünkü. Ben onu söylüyorum zaten. Adaya göre değişecek, bölgeye göre değişecek Batı, değil mi? Çok bak, etken Batı'da var. Batı'da HDP'den ne kadar oy geleceğiyle ülke genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı yük ve riskin mutlaka oturup Cumhuriyet Halk Partisi'yi yöneten akıllı insanlarca tartışılması lazım diyorum. Çünkü bu tablo gelip geçici bir tablo değil. Bu tablo CHP'nin sırtına küfe gibi asılır kalır. Ve her seçimde bu önüne getirilir. HDP ile ittifak yapan CHP diye. Yani bunu bir Karadeniz'de, bir Akdeniz'de, bir Ege'de, bir İç Anadolu'nun önemli bir kısmında halka kabul ettiremezsiniz. Yani bu bir siyasi olarak farklı bir çizgi olur. Yerel seçim olarak görmez bunu Fatih insanlar. Fatih'ciğim, şimdi İstanbul'un seçim şartlarıyla, zorlamalarıyla Rize'ninki aynı değil. Çorum'unki aynı değil. Tabii. Diyarbakır'ınki aynı değil. Benim söylemeye çalıştığım şey şu, yani İzmir'de duyarlılığı farklı olan seçmen bir araya gelir. İyi Parti, CHP, örneğin MHP'nin önemli bir kısmı belki de. İzmir gerçeği odur. İstanbul'a gelindiğinde de İstanbul'daki CHP adayının etrafında bir HDP'nin verdiği oyla bir bloklaşma olabilir. Ve bu tabanda seçmen tarafından hayata geçirilebilir. Yani illa partilerin ittifak açıklaması yapmaları gerekmiyor. Zaten yapamazlar, anayasal değil. Ve parti meclisleri, il genel meclisi, şunları bunları dikkate aldığında zaten yerelde ittifak o kadar zor bir şey ki. Hani ittifak resmen iki parti arasında oturup da görüşmeler yoluyla hayata geçirecek bir şey değil yerelde. Hiçbir parti de bunu yapmayacak. Ama her beldenin, ilçenin, ilin, büyükşehrin neyse işte seçim gerçeğine göre seçmen kendi hareketini ortaya koyacak diye düşünüyorum. Ben de onu anlatıyorum Rami. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerden hız alıp iktidara yürümesini arzuluyorlarsa atacakları her adım stratejiktir yerel seçimlerde. Yani oturup bir hesap uzmanı gibi ben şuradan şu kadar oy aldım. Yani şu adam çıksın. Önemli değil. AKP kaybetsin de kim kazanırsa kazansın olmuyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak bir yöntem değil. Bu var olan AKP'ye ne kadar zarar verdirebileceğiyle ilgili bir sistem. Şimdi ben de onu söylemeye çalışıyorum. Öyle bir yaklaşım içinde olduğunu CHP Genel Merkezi'ni düşünmüyorum. Çünkü oradan yetkili ağızların yaptığı açıklamalarda kendi evlatlarımızla seçimlere gideceğiz şeklindeydi değil mi? Ha, yanlış hatırlamıyorum. O doğru olan o işte. Senin o söylediğin doğru olan. Şu anda bir muhakeme yapılıyor bence. Zaten çarşamba günü de 150 kişi açıklayacaklar. Problemsiz yerler açıklanacak yine. Sürpriz olmayan yerler açıklanacak. Ama büyük şehirlerden bazıları da açıklanabilir diye de bir biliyoruz. Eskişehir mesela bildik zaten. Aydın mesela bildik zaten. Hani ben öyle düşünüyorum. Burdur falan. Hani bildiğimiz olabilir. Yerlerden gelecek. Asıl mesele Ankara, İstanbul, Antalya, Mersin. Hani oralarla i̇şte ilgili tartışma var işte. Herkes birbirini bekliyor işte onda. Yani bütün partiler birbirini bekliyor aday açıklaması. Ki bugün AKP'de süre uzatımı geldi. O da önemli bence. Hani normalde öyle bir özgüvenle yapıyordu ki AKP daha önce. Hiç böyle bir şeyi hatırlamıyorum ben süre uzatımına gidildiğini. Şimdi başvuru azlığından da olabilir, başvuru çokluğundan da olabilir. Azsa bekliyorlar gelsin adaylar diye. Çoksa seçim zor. Onun için de ucunu açık bırakmış olabilir. Bu henüz öyle bir bilgi yani ulaşmadı bize ama ben şaşırdım. İlk kez böyle çünkü. Hayır, süreyi neye uzatır insan? Tabii. Yeteri kadar aday başvurusu yoktur, değil mi? Ya ondan dolayıdır ya da çok kalabalıktır ama kalabalıklığına dair... Ama o zaman dair aday başvurusunu kapatırsın, hani bitti dersin, bugün bitiyordu, bitti dersin. O kadar çok aday vardır ki oturursun, açıklamak için süreyi uzatırsın değil mi? Ders çalışırsın bile. Yok, adaylık başvurusu için süre uzadı değil mi? Dolayısıyla eksik yani. Yani teveccüh göstermiyor mu halkımız acaba böyle ama bir... Ama iktidar partisinin aday sıkıntısı çekmesi aslında siyasi mantığa çok uygun değil. Doğru söylüyorsunuz ama. Ama kriz ortamı işte. Onun için dikkat çekici yani, bir şey bu. Ya kriz ortamı da Semra bilmiyorum yani iktidar partisinde iktidar olma ama artı avantajıyla
yarışa başladığı için insanlar İktidar Partisi daha cazip geliyor. Doğru normalde. Söylüyorsun Fatih, ama bunun istisnaları var. ANAP için hep konuşulan 1989 hatırlatmaları yapılan bir ortamdayız. Ben izledim o seçimleri. Dolayısıyla bu sefer AKP'nin öyle de bir avantajı olmayabilir. Çünkü insanların canı yandı. Hakikaten olsun, ve de yanmaya devam ediyor. Olsun, Gaziantep Belediyesi'nin yaptığı gibi kahve fincanı yollarlar, olur biter. Ha, rüşvetler diyorsunuz, seçim rüşvetleri geldi. Ha, yani bilmiyorum, halkımız tabii ki teveccüh gösterecektir. Alsınlar ayrıca da kendi vergilerinden ödedikleri geri dönüştür onlar. O geri dönüşlerden hediyeleri alsınlar ama ne düşünüyorlarsa ona göre de oy kullansınlar. Kendilerini daha iyi yöneten kimse ona verirler oylarını diye düşünüyorum. Özellikle yerel seçimlerde sadece bu sisteme dair oy kullanmayacaklar. Bir de kim kendisini daha iyi yönetiyor? Mesela kim yönetiyordu yıllarca Türkiye'yi? Neydi o? Hafriyatlardan kaç lira kazanan? Bak bu sefer doğru söyledin, aferin sana. Milyarlar kazanan bir belediye başkanı. Oysa ki şu anki belediye başkanı onu duyurdu bize. Oo, ne büyük bir rant varmış değil mi? Sadece bir kalemde öğrendik onu mesela. Belediye o zaman ne olurdu? O yurttaşların ödediği o paralar yerine. Belediye şöyle yapabilir mesela, öğrencilere o toplu taşımayı ücretsiz yapıyorum diyebilir yurt dışında birçok yerde olduğu gibi mesela. Değil mi? Bunlar tercih meselesi. Yönetim, sen 89'dan bahsettin. 89'da SHP kendi adaylarıyla aldı seçimleri. Yani hepsi Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin bünyesinden gelen, içinden çıkan solcu, sosyal demokrat, halkın inandığı, güvendiği isimlerdi. Limon gibi sıkacağız ve süpüreceğiz dediler. Hakikaten limon gibi sıktılar ve süpürdüler. Ama kendi partinin gücüyle olduğu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi için farklı bir model öneriliyor bu sefer. Mesela bir Nurettin Sözen'den tut, bir Murat Karayalçın'dan tut. Yani isimler o kadar önemli ki burada. Şimdi Hatay'ı aldılar, Adana'yı aldılar o zaman. Bahçeli yani... yalnız yeni bir isim zikreder mi bilmiyorum. Şey dedi işte, Gökçek dedi, sonra başka Dalan dedi falan derken acaba yine magazin dünyasına, siyasi magazin dünyasına hitap edecek mi? Yarını iple çekiyorum ben, bekliyorum her an yeni bir sürpriz Bahçeli'den. Şimdi şu da var Rami'ye, ben neye üzülürüm biliyor musun? Bak, Melih Gökçek 94 siyasete girişti, doğru mu? Yani belediye başkanı seçilecek. Bizim Mansur Yavaş 99, İstanbul için 89'lu Bedrettin Dalan konuşuluyor. En çok üzüldüğüm ne biliyor musun? Ya Türk siyaseti hiç adam üretemiyor mu, yetiştiremiyor mu ya? Bak, bir Mansur Yavaş'ın aday olmadığı yer kalmadı. Cumhurbaşkanlığına aday olduğu, değil mi? O zaman adı geçiyordu Ekmelettin'den önce. Belediye başkanına aday olduğu için Ankara'ya aday. Peki koca bir Cumhuriyet Halk Partisi var, 144 milletvekili var. Yani 12 milyona yakın onay almış, 1,5 milyon partili üyesi var. Yine AKP'nin yani 10 milyon üzerinde, 11 milyon civarında üyesi var. 22 milyona yakın seçmeni var. Yani bunların aday bulamaması ya da demin sen söyledin ya aday süresini uzattı diye. Aslında siyasette bir tıkanmayı, bir artık yolun aşılamaz hale geldiğini bize göstermiyor mu ya? Daralanda kısa paslaşma değil mi? Dön dolaş aynı isimler. Hala Mansur Yavaş. Bak ben iyi ya da kötü onu tartışmıyorum. O ayrı bir şey. Ama hala seçenek üretemeyen bir siyaset var elimizde ya. Evet, ama işte öyle deme. Yani CHP'den de epeyce CHP'li Ankara için aday bildiğim kadarıyla. Yani en azından siyasi adı iddiaları geçen var. Konuşulan ya da genel başkanın adını zikrettiği. Yıldız demek istiyor yani, Fatih, anladığım kadarıyla. Tabii yani İYİ Parti de aynı şeyi yapmış. Yetişir. Ben CHP için söylemiyorum. İYİ Parti de yani Mansur Yavaş dışında bir isim konuşmaması. Ama o bugünün şeyi değil Fatih, söylediğin şey. Süreç içerisinde bir isim gündeme gelir, yıldızı parlar ve ondan sonra da o isim artık oraya yerleşir kamuoyunda. Yani şu dakika itibariyle kaç ay kalmış seçime, yeni bir isim çıkacak da yıldız olacak da kamuoyunda isim tanınırlığı olacak da. Bu anlamda hani bugünün konusu değil bence. Ali bu söylediğinde Dinçer, haklısın. Ali Dinçer 30 yaşında belediye başkanı oldu Semra, gözünü seveyim. Yok yok, itiraz etmiyorum. Murat Karayalçın 34 yaşındaydı. Şu an CHP'den belediye başkanlığı yapanları da düşünelim. CHP yerel yönetimlerde başarılı belediyecilik örnekleri de veriyor. Tabii. Ertuğrul Özkök'ün bugün bir yazısı var. Biz kuşku yok ona, yaptık. Kuşku yok. O ilçe belediyeleri üzerinde yaşanabilir beldeler araştırması yapılmış, anketi yapılmış. 30 belediye üzerinden
Türkiye genelinde. 20'si CHP'li belediye, 10'u AKP'li belediye. Yani bu şey, tarafsız yapılan bir anket. Dolayısıyla CHP belediyeciliğinin başarılı olduğu yerlerde çok tabii. Tabii ki. Ve üstelik de CHP'nin şu anki misyonu, az evvel vurguladık, o dürüst belediyeciliği vurgulamak ve de kamuoyuna kendi projelerini, mesela İzmir'deki o köyle birleşik olarak gerçekleştirilen kooperatif tarzı işletmeleri, başka illerde de olan, Eskişehir'de var, işte İstanbul'da var, çok farklı sosyal demokrat belediyecilik örnekleri Kent var. Kent KOP, Karayalçın döneminde mesela. Ne bunların kadar? Hepsini yeniden böyle bir ard arda belediyeciliğin aslında nasıl olması gerektiğini bu yurttaşlara sunabilme sorumluluğu var bence. Bu süreçte bir yandan da o belediyeciliğin ne olması gerektiğini yeniden hatırlatmalı bence Türkiye kamuoyuna diye düşünüyorum. Evet, şimdi Aralık sonu itibariyle büyük ihtimalle partiler adaylarını ortaya koymuş olacaklar. Ve siyaset yerelde de genelde de iyice ısınır. İsimler üzerinden tartışmalar başlar bu sefer. Mart'ın 31'ine kadar... oy verme gününe kadar da bu tartışmalar devam eder. Yani önümüzün gündemi yine siyaset olacak gibi evet. görünüyor. Ama yarın istersen bu parlamento önemli bir yasa, bu çok tartışma var. Evet yani. Hadi meclisin gündemine geçelim. Tamam, yani, bugün pazartesi, yeni bir hafta başladı. Evet, komisyonlar var. Önümüzdeki basın açıklamaları vardı bugün. Yani şöyle bir sıkıntı var. Bu sağlıkta şiddet önlemeye yönelik torba yasası ile ilgili bu araya sıkıştırılan bu 5. madde yani çok sıkıntı yaratacak bir madde. Komisyondan yani. Geçtiğini ve büyük tartışmalar olduğunu, hatta vekiller arasında itiş kakış yaşandığını da hatırlatalım. Tabii. Genel kurulda daha sert bir havada mı geçer? Öyle bir. Şimdi muhalefet şerhi koydu. HDP, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi sadece AKP ile MHP, MHP çekimser, AKP ciddi anlamda kararlı bu yasaya geçirmekte. Bu tartışılan 5. madde enteresan. Yani mahkeme ve yargı kararı olmadan bu sağlık çalışanlara, hekimler, hemşireler dahil yeni yasaklar getiriliyor Rami. Yani çok zor bir dönem. Şimdi bu son kanun hükmünde kararnamelerle 11 bin sağlık çalışanı zaten görevinden edildi. Şimdi 7500 daha eğer bu yasa çıkarsa, mahkeme kararı olmadan, hakkında kesinleşmiş bir yargının herhangi bir işlemi olmadan, sadece güvenlik soruşturması gerekçesiyle bu insanlar işinden edecek. Öyle bir şey ki, yani ölü doktorlar yeni bir dönem geliyor. Reçete yazamıyorsun, rapor yapamıyorsun. SGK ile ilişki olan herhangi bir hastanede çalışma şansına sahip değilsin. Peki ne yapacak bu doktorlar? Yani merdiven altı doktor sözünü kullanmıştık. Evet. Aynı şeyi bir daha söylüyorum. Ne iş yapacak bu doktorlar? Bu doktorlar da sınırlı değil Rami. Yani şimdi şöyle bir şey getirildi bu. Kanun hükmünde kararnamelerin ardından bu yeni hazırlanan bir tasarı vardı hatırlarsan. Biz kanun hükmünde olağanüstü hali aratmıyor diyorduk. Bunun ek bir maddesi bu sağlık. Yani diğer sektörler içinde bu maddenin hayata geçirileceği şeklinde endişeler de var. Tabii. Yani mesela örnek var elimde. Bu örneği ben getirdim. Yayından önce söyledim zaten size. Mesela bak meclisin şöyle bir kararı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kani Beko, İzmir Milletvekili. Bir danışman alıyor. Eski Genel Başkanı. Tabii. CHP'nin İzmir Konfederasyon Başkanı. Şu dergiyi çıkaran gazeteci bir arkadaşımız var. İzmir'de gazeteci. Ümit Kartal diye. Evet. Şu dergiyi de çıkaran. Gazeteci. İyi de bir gazeteci. Yani ben de tanırım. Yani çalışan, düzgün bir çocuk. Yani işini düzgün yapan. Bu çocuğu ben danışman olarak alayım demiş. Kani Beko. Haklı olarak İzmir'de kalsın. Bana destek olsun. Çocuğun adı Ümit Kartal. Çocuğun hiçbir yargı kararı yok. Yani yargıda hakkında kesinleşmiş hiçbir karar yok. Bunun dışında bir özel hakkında açılmış dava da yok. Devam eden süre gelen bir dava da yok. Peki ne oldu ki? Onu bu danışmanını meclise alırken meclis dedi ki bu danışmanı alamaz. Bir yazı yazdı Kani Beko'ya. Neden diye sordu Kani Beko'da yazılı olarak. Yazılı olarak cevap geldi. Cevap da çok enteresan. Bu konudaki rapor ile verilen karar gizlidir. Şimdi bir dakika. Nasıl gizli? Sen danışmanı işe almıyorsun.
Diyorsun ki bu sakıncalı. Milletvekili sana soruyor neyi sakıncalı? Gizlidir bunu söyleyemem diyorsun. Ama almıyorsun o danışmanı işi. Danışman hakkında tekrar söylüyorum. Mahkeme kararı yok. Kesinleşmiş bir karar yok. Çocuk solcu. Sosyal demokrat, Atatürkçü, cumhuriyetçi bir çocuk. Yani başka şeylere de kimse karıştırmasın. Ama neymiş biliyor musun? Cumhurbaşkanı sevmediğini ya da Cumhurbaşkanı'na hakaret değil de hakarete benzer sözcükler kullandığı iddiasıyla bu çocuğun bilgisine başvurulmuş. Hepsi bu. Savcılığa çağrılmış, bilgisine başvurulmuş. Savcılığa değil. Karakola çağrılmış. Savcılık aşaması. Sen gelse dava açılır. Kayda geçmiş yani. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Kani Beko, DİSK'in eski başkanı, 225 bin kişilik bir konfederasyonun değil mi? Sorumlu tek genel başkanı. Kani Beko, milletvekili olmadan önce meclise girişi yasaklıydı. Bir liste gönderdiler meclise. Onu kaldırdılar galiba değil mi bu yasama döneminde? Kalkmadı. Ya da yeniden değerlendirdiler. Kalkmadı. Milletvekili seçilince düştü. Hayır hayır. O liste vardı. Tabii. Geçen yasama döneminde. Bu yasama döneminde... Hayır 1270 kişi var daha rağmen. Kalkmadı. 1270 kişi var. Bak bunlar kim biliyor musun? Güven Park'ta gösteri yapanlar. Meclis kapısına gelip herhangi bir mesela diyelim ki bir imza kampanyası var. Kadına şiddete hayır. Onunla geliyorsun imza veriyorsun. Oraya gelip imza atanlar. Ya Kani Beko ya. DİSK Başkanı. Meclise giriş... yani. Şimdi şöyle bir abuk, en abuk tarafı bence bu gerçekten Türkiye'nin dışarıdaki görünümüne de büyük zarar veren bir unsur aynı zamanda. Çünkü biz içeride yaşıyoruz da dışarısı da ayrı görüyor. Hukuk zaten bitti diyoruz ya hani Brunson, Deniz Yücel olayı hani böyle istiyorlar. Biz de hadi yolla gitsin deyip paket gönderiyoruz yargıya direkt müdahale dışarıdan. Bu görüntünün yanı sıra KHK'ya hakkında senin vurguladığın şey hakkında herhangi bir hüküm yok. Doktorlar da onun için itiraz ediyorlar. KHK ile sadece. O da başka bir KHK ile itiraz süreci var. Sonuçta mücadele veriyor bazıları. Başka bir KHK ile de affedilebiliyorsun ama kim bilir ne zaman. Hukuk yok. Çok aşırı derecede hani olamaz böyle bir şey diyebileceğiniz bir konu. Ve siz bu insanları aç bırakıyorsunuz. Hayır işe almam diyorsunuz. İşe alınmaz diyorsunuz. 3 doktor vesaire. İnşaatta çalışırken intihar etmiş. 3 doktor iş bulamamış. İnşaatta işçi olarak çalışırken... Kani Beko'nun bana verdiği bilgi. İntihar ettiler dedi. Çok trajik tabii. Yani. Yani bu bir faşizm Rami. Bunu hiç kimse oraya buraya eğip bükmesin. Tamam. Şimdi birkaç dakikamız var. Bu arada Adana'dan bir seyircimiz bana mesaj yollamış. Sevgili seyircimiz, değerli dostumuz şöyle diyorsunuz. Siz konuşun, bizim parti uyusun. Biz konuşacağız, bizim görevimiz o. Biz partili değiliz, gazeteciyiz. Biz konuşacağız. Görevimiz o çünkü. Konuşacağız. Kendi aklımıza göre, bilgimize göre değerlendirmeler yapacağız. Siz katılıp katılmamakta serbest olacaksınız. Tabii ki. Ama bir bilgiyi, belki sizin bilmediğinizi düşündüğümüz bir bilgiyi sizinle paylaşacağız. Bizim görevimiz o. Partinin uyuma meselesine gelince o sizinle parti arasında. Belli ki partilisiniz. Değil mi? Siz uyuyor musunuz diye sor o zaman yani partiye. Onun dışında diyor ki AKP'ye kayıt yapıyorlarmış AKP'liler ev ev dolaşıp bize oy verin oğlunuzu kızınızı işe alalım diye şimdiden çalışmalara başlamışlar. Valla ben yani bugün evet partiler çalışacak yani. Çalışırlar da bugün işsizlikle çok, ilgili. Çok etik mi bilmiyorum. Hayır şuraya bağlayacağım. Bu kanun hükmünde kararnamelerle, işte bu ek 5. maddelerle kadro boşaltıyorlar. Farkında değil misin? Bunu kızlara, oğlanlara iş lazım AKP'li. Evet. Senin oğlun altısın. Ne kadar zamandır iş arıyor Fatih? Evet. Özele girmek istemiyorum da. Ama bu arada bir lütfen... Sorup geçelim yani. Doğru tamam o bu arada ama mesela mevzu bahis olan doktorlarsa doktor olmak o kadar da kolay değil. Ha eğer avukatlar gibi avukat olmadan da insanları savunabilirsiniz noktasında. Doktor olmadan da hani üfürükçüler de tıp hastanelerde çalışabilir diyorlarsa ona bir şey demiyorum yani. Hayır şimdi bu ek 5. madde hakikaten önemli çünkü başka sektörlere de gidecek bu örnek. Yani onun yolu açılıyor. Şimdi eğer o doktorun... bir suçu var ise savcılık soruşturmasını yapar. Tabii ki. Mahkemeler bu davayı görür. Sonucunda suçluysa cezasını verir. Tabip odaları var.
etik davranışları konusunda tartışma varsa araştırır, soruşturur, meslekten men eder. Öyle mi kardeşim? Bunun yöntemi var, yolu var. Ama bu ne ya ek madde? Toptancı bir tavır. İşte örtülü faşizmde hani, açık faşizm o doktor yani. O doktor yani, suçluysa cezasız kalsın filan diyen yok. Ama şu ne Rahmi ya, danışmanı atıyorsun, almıyorsun, diyorsun ki gizli. Ya milletvekiline, bak milletvekiline, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 tane toplam milletvekili var. 601 tane yok. Bunlar milli iradeyi temsil eden isimler. Diyorsun ki milletvekiline, danışmanı almıyorum. Niye almıyorsun diyor, gizli diyorsun. Ya ne demek gizli? Şimdi bu arada evet, ne oluyor? İşte ehliyet olmayan insanların bir yerlere gelebildiği, eğer onun yolu açılıyorsa böyle bir noktaya geliyoruz. Bu ne demektir? Bu şöyle bir noktaya geliyor. Bugün Devlet Demir Yolları'nın genel müdürünü, Çorlu tren kazasında oğlunu eşini kaybeden yurttaşımız iliştirerek hesap sorduğu için engellendi. Twitter'da duymayacak, görmeyecek, sorumluluğu yok. Niye? Çünkü yağmurdan dolayı menfez boşaldığı için o çocuk Arda 25 kişiyle beraber o trene bindi ve şu an hayatta değil. Kadın bunun derdinde. Acılı anne bunun derdinde. Onun hesabını soruyor. Efendim 17 hafta oldu. Hala orada bilirkişi raporu var. Sorumluları işaret ediyor. Orada İTO'nun, İnşaat Mühendisleri Odası'nın raporu var. Sorumluları işaret ediyor. Ama kendisini sorumlu kılan bir Allah'ın kulu yok. Dava falan da ortada yok. Kadın bunun hesabını soruyor. Ve şu an sizin dediğiniz gibi Rahmi Bey, eğer birileri yandaş diye işe alınacaksa aynı bunun gibi davranacak işte. Sorumsuz. Evet. İşte iki makiniste bir yol bakım şefi cezalandırılır. Olur biter. Belki o bile olmaz. Çok konu başlığı vardı ama ağırlık tabii seçimle gitti. Süremiz sona erdi. Sevgili seyircilerimiz, bugünlük bu kadar. Yarın 16'da yine karşınızda oluruz. Esen kalın.